Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netûbu ileyh. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Hicretin 10. yılıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası Mekke'de buluşmuşlardı. Haccın rükünlerinden Arafat vakfesine durmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu mukaddes mekanda on binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesine şu sözlerle başladı. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz bu uyarısından sonra sözlerine şöyle devam etti. Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O insanların canı ve malı hususunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'a göre kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği,
haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir ki hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kastedemez. Şerefini ve namusunu ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Canlı cansız hiçbir yaratılmışa zarar verecek bir tavır ve tutum içinde olamaz. Kıymetli Müslümanlar, maalesef her geçen gün daha fazla şahit olduğumuz kadınlara yönelik şiddet vicdanımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağılıyor. Oysa ki inancımızda asla yeri olmayan şiddet insanlık suçudur. Şiddet acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Şiddet can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir gerekçe şiddet için mazeret olamaz. Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin, şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah'ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir. Değerli müminler, dinimize göre asıl olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Allah'ın masum kıldığı cana kıymamak, zarar vermemektir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şiddet ve merhametsizlik günümüzde görüntülerinin sık sık ekrana taşındığı, bize düşen her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı ve tüm çevremizi elimizden ve dilimizden emin kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, normal gösteren, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın karşısında durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeldenmek bir yana, gönül kırmanın dahi Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. Karıncaya dahi incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır. Bu vesileyle şiddete maruz kalarak hayattan koparılan tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz merhameti önce yüreklerimize sonra da tüm yeryüzüne hakim kılmayı bizlere lütfeylesin. اتائب من ذنبك من لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi ve bütün İslam alemini her türlü tehlikelere karşı koru. Bizlere dünyada ve ahirette hayırlar ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne ve babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, tenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah.